takviyeleri var, karışımlar var, ilaç diyelim, ilaçlar var. Bu ilaçlara, bu bitki takviyelerine ait bitkiler tümü Türkiye'de mi, yoksa sizin dışarıdan bazı özel bitki takviyeleri için, bazı özel karışımlar için getirdiğiniz ilaçlar var, getirdiğiniz bitkiler var mı daha Tabii doğrusu? tabii tabii tabii. Mesela kuş konmadığın vatanı Türkiye. Ama Türkiye'de bilinmiyor, bulunmuyor. Vatanı Türkiye olan bitki. Ha, vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de yok. Avrupa'da, Ya da az. Çin'de, başka ülkelerde bunun kökü, sürgünleri olur. Kökünün 30 santim uzunluğunda, parmak şeklinde veya havuç şeklinde çorbası yapılır, yemeğe yapılır. Çok leziz. Zayıflatır. Gelmişken konuya onu söyleyeyim. Bunun birleşiminde asparagin denen bir madde var. Antikanserojen etkiye sahip. Kansere karşı etkili. Klinik araştırması yapılmıştır. Bir, iki, Almanlar bunun hapını yaptılar. Zayıflatıcı özelliği sahip. Şimdi piyasada birçok zayıflatıcı ürün var. Bu zayıflatıcı ürünlerin içerisinde bazılarının yan tesiri var. Guatr'a sebep olur. Hormonları bozar. Zayıflıyorum diyorken vitamin, mineral, enzim kaybına sebep olur. Bunun hiçbir yan tesiri yok. Artı bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar söktürücü özelliklere sahip. Yani vatanı, memleketi bu bitkinin Türkiye olmasına rağmen Zaman zaman dışarıdan mı getirtiyorsunuz? biz bunun ekstraktını yurt dışından getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde kuşkonmaz, bunun adı kuşkonmaz. Kuşkonmaz Forte diye zayıflatıcı bir ürün piyasaya süreceğiz. Şimdi aloe vera jel de tonik de zayıflatır. Fakat bunun özelliği farklı. Çok çok mükemmel, çok kısa sürede zayıflatır. Peki hocam, şurada iki ilaç var, iki bitki var, onlar ya da çiçek mi diyelim onlara? Onların özelliğini. Onların özelliğini kalkmam lazım. Evet. Şimdi bu, Bismillah, ulaşabildik. Bu aloe vera. Aloe vera'nın 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensis denir buna. Bunun şu yaprağının şöyle kopardığınızda sümüksü, süngerimsi, jel gibi bir sıvı. Öyle kopmadı, görüyor musun? Bunun birleşiminde 12 çeşit enzim, yani pankreasın salgılanmış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzim içerir. Enzim, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit amino asit, pardon, 20 çeşit amino asit içerir. Bu mantara karşı, bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırması var. Mantara karşı biz bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra aloe vera jel diye bir ürün ürettik. Aloe vera jel bağırsaktaki mantarı yok eder. Bağırsaktaki mantarı yok ederseniz her türlü polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kur deşen, sedef, seborik eksem. Yani alerjik hastalıkları yok edersiniz bir, deri hastalıklarını iki, bağırsak rahatsızlarını tedavi edersiniz aloe vera ile. Sadece Amerika'da değil, Alman Sağlık Bakanlığı aloe vera ile ilgili uzun 2,5 yıl süren bir çalışma yaptı. 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma. 2,5 milyon aloe vera kullanan insana birebir soruldu. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Ve şeker hastalığına karşı etkili, deri hastalığına karşı etkili olduğunu insanlar söylediler.